Süheyl bin Amr radıyallahu an. Süheyl bin Amr radıyallahu an Kureyş'in en beli hatiplerindendir. Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuş ve Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kendisine Huneyn ganimetinden hisse verilmiştir. Süheyl bin Amr radıyallahu an Mekke'de kafir iken Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde hutbe irade ederdi. Bedir Muharebesi'nde Kureyş ile birlikte esir düşmüştü. Hazreti Ömer radıyallahu an bu fırsattan istifade ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, müsaade ediniz de aleyhinize söylediği sözlerin cezası olarak Süheyl'in iki ön dişlerini sökeyim. Aleyhinizde bir daha hutbe söyleyemesin." dedi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de "Ya Ömer, Süheyl'i bırak. Belki o bir gün gelir bir hutbe irade eder de senin takdir ve şükranını kazanır buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri irtihali nebeviyi mütakip Arapların irtidadı sırasında tahakkuk etti. Bir kargaşa sırasında Mekke'de Kureyş'in iman ve iradesi sarsılmaya başlamıştı. Hatta Mekke valisi Attab bin Useyyid de saklanmaya mecbur olmuştu. Suheil radıyallahu anh, bu esnada mühim bir halk kitlesi karşısında şunları söyledi. Ey Kureyş cemaati! Sakın siz iman edenlerin sonu, irtidat edenlerin de önü olmayınız. Vallahi bu İslam dini, güneş ile ayın doğuşundan batışına kadar beşeriyeti aydınlatmaya devam edecektir. Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anın, irtihal-i Nebevi'deki konuşmaları gibi, uzun bir nutukla, Attab bin Üseyid'i meydana çıkarmış ve Kureyş'i İslam üzerine sebat ettirmiştir. Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olan Kureyşliler arasında Süheyl bin Amr derecesinde metanet gösteren kimse bulunmamıştır. Süheyl radıyallahu Kur an Kur'an Hakimin mukaddes huzuru karşısında yumuşak kalpliydi. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti sırasında rengi sararır ve kemale teessürle ağlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anın hilafeti zamanında Süheyl radıyallahu an bütün akrabasıyla Şam fethine iştirak etmiş, hepsi bu gazalarda şehit düşmüştür. Mahmud Sami Ramazanoğlu Kudüs Ruhu Ashab-ı Kiram Menakıbı Sayfa 315-318 17 Temmuz Mevlana Takvimi